256. O kravatı bir daha arayamı görmeyeceğim. 355. Okula spor ayakkabılarıyla gelmek yok demedim mi? 448. Gitar çalıyorum diye o tırnakları çapa gibi uzatıyorsun. Hemen kes. Ben kesersem üzülürsün. Emin Bey. Hayırlı sabahlar olsun Emin Bey. Günaydın Hidayet Bey. Nasılsınız? Allah'a şükür iyiyiz. Sizi gördüğüm iyi oldu Emin Bey. Hayrola efendim, bir sorun mu var? Geçen hafta bir öğrenci velisi gelmişti okula. Coğrafya dersi zayıfmış talebenin. Bu biricik sönmez 11B'den. E'si yani sizin yerinize... İyi misiniz Emin Bey? İyiyim efendim, iyiyim. Ara sıra oluyor böyle şeyler, şimdi geçer. Bir doktora falan görünseniz ya, kalp olabilir, Allah saklasın. Yok efendim, yok. Bakın, geçti bile. Siz ne diyordunuz? Yok, bir şey demiyordum, bir şey demiyordum. Hadi gelin, öğretmenler odasında biraz dinlenin. Önemli. Benim bu ders sınavım var. Her şey yolunda giderse 9B'ye sınav yapacağım. Rahat olun Gülşen Hanım. Bildiğim kadarıyla o sınıfta olağanüstü bir şey yok. Dikkat edin yalnız, haylazlar kopya çekmesinler. Yeni gelenler eskileri aratmıyorlar. Son tahlilde. Emin Bey. Buyurun Hidayet Bey. Bana hakkınızı helal eder misiniz? Hayrola, yok söylüyor musunuz? Yok canım, kimin vadesinin dolacağı belli olmaz. Ama size bir itirafta bulunmak istiyorum. Şimdi geçen hafta bir öğrenci velisi gelmişti buraya. Onunla sizin adınıza ben konuştum. Benim adıma mı? Evet, evet, sanki yani sizmişsiniz gibi konuştum. Ama bunu öğrencinin iyiliği için yaptım. Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Yani oldu bir kere işte. Onun için hakkınız bana geçti. Lütfen hakkınızı helal edin. Etmiyorum. Etmeyeceğim de. Hatta bir daha böyle bir şey yapacak olursanız... ...sadece helal etmemekle kalmayıp sizi şikayet edeceğim. Nasıl oldu bu? Demek ki neymiş? Tarihte de parasından sıfır atan ülkeler varmış. Yani şimdi bu sıfırların atılması hem bize bir kolaylık sağlayacak... ...hem de değer kaybeden paramıza yeniden bir itibar... Duyduklarım için bir açıklamanız var mı Afet Hanım? Emin Bey, ne duyduğunuzu bilmiyorum ama benim dersime bu şekilde giremezsiniz. Konu neyse dersten sonra görüşebiliriz. Bu ders sonuna kadar bekleyecek bir konu değil. Siz hangi cüretle, hangi cesaretle benim yerime Hidayet Bey'i bir öğrenci velisiyle görüştürürsünüz? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Ben eğitimciyim Emin Bey, diktatör değilim. Sizin yüzünüzden neredeyse pırıl pırıl bir öğrencinin elinden eğitim hayatı alınıyordu. Geldim size rica ettim, kabul etmediniz. Daha saydım. Bir çocuğun, böyle pırıl pırıl bir çocuğun okuldan ayrılışını seyretse miydim? Eğer biraz vicdanınız olmuş olsaydı bugün bu durumlara gelinmezdi. Ama sizin kalbiniz yok ki vicdanınız olsun. Şimdi lütfen benim dersimden derhal dışarıya çıkın. Bunun hesabını vereceksiniz Afet Hanım. Zemra, Ata... Nasıl da annesinin peşine takılmış geziyor. tabii ya. Keyfiniz yerinde. Ekmek elden, su benden. Benim de halim böyle olsa benim de keyfim yerinde olur şerefsizim. Gel. Buyurun Emin Bey. Amil Bey. Okulumuzda eğitimci kimliklerine yakışmayan davranışlar sergileyen bazı öğretmen bozuntuları var efendim. Ya kimmiş bu öğretmenler? Afet güç verir. Hay ağzınızı yapayım. Yani mecazi anlamda söyledim. Demek siz de sonunda anladınız bu kadının ne olduğunu. Ben hayatımda onun kadar saygısız, onun kadar cüretkar, onun kadar kendini... Emin Bey, iyi misiniz? Bu okuldan ya o gider ya ben... Emin Bey, Emin Bey, iyi misiniz? Emin Bey, sakin olun. Adam bitti. Emin Bey, sakin olun. Mennam, neredesin keçi? Yektim amirim. Aman yey. Emin Bey ne olmuş böyle ya? Ya bırak konuşmayı da çabuk ambulans çağır. Zerzek. Zerzek amirim. Emin Bey. Emin Bey. Emin Bey. Emin Bey. Yavaş olun. Dikkat edin. Dikkat edin. Dayanın Emin Bey, dayanın. Ne oluyor ya, bu ne gibi? Emin Bey. Beğendiniz mi Afet Hanım?
Der gibi adamı devirdiniz. Hem ambulans kaç paraya geliyor, haberiniz var mı sizin? Tamam, ben de geliyorum. Çanta mı bulun bana? Çabuk. Hadi. Hadi. Yavaş, dikkat edin. Yavaş. Yavaş, dikkat edin. Dikkat et benden. Yavaş. Dayan. Dayan. Ambulans nerede? Beyler, her iddiasına girerim, Emin Hoca'ya bir şey olmayacak abi. Evet, akrepler kalpten ölmez ki bir kere. Kız kikirik, yedin adamın başını be. Demeyin öyle ya. İnşallah ölmez adamcık. Afet Hanım, pardesinizi getirdim. Ah canım benim. Nasıl oldu? İyi, yani kötü bir şey yok. Sadece anjiyo yapılacak. Ay bari. Evet. Sizin için sadece anjiyo. Afet Hanım, ne yaptınız da bu adamı böyle çökerttiniz Allah aşkına? Bakın Amin Bey, sizi benimle böyle konuşmaktan men ederim. Ben hiç kimseye hiçbir şey yapmadım. Sadece haklı olduğumu düşündüğüm konuda kendimi savundum, o kadar. Bir kere haksız olduğunuzu düşünseniz dişimi kıracağım şerefsizim. İşte onun için düşünmüyorum. Diş masrafı çıkmasın diye. Ay, kimi kimsesi yok mu bu Emin Bey'in, akrabalarını falan çağırsaydın? Ailesi yok, yalnız yaşıyormuş. Ha. Yalnız mı yaşıyor? Karım öldü demişti ama yani çocuğu da mı yok? Bana yalnız yaşıyorum demişti. İyi tamam. O zaman siz gidin okula, ben beklerim burada. Gelişmelerden haberdar ederim sizi. Afet Hanım, biliyorsunuz döner sermaye tam takır. Ambulans parasını ödememiz mümkün değil. Amir Bey, sanır mısınız ki bu dünya 3 kuruşun hesabını yapanlara kalacak? Bu 3 kuruşun hesabı değil. Ayağını yorganına göre uzatmanın hesabı. Tamam efendim, siz içinizi rahat tutun. Biz bu konuyu biz hallederiz. Tamam, hadi size iyi günler, hadi. Abi, bu arada Sevda Hanım'a söyler misiniz? Yeni aldığı kol saatiyle cep telefonunu çok beğendim. İmrendim ama biz öğretmen maaşıyla maalesef alamıyoruz bunları tabii. Abi nasıl oldu böyle birden? İşte en son biz tartıştık. Sınıfıma geldi, birdenbire bağırmaya başladı. Hmm. Siz de sınıftan dışarı çıkarttınız. Evet. Ben çok kötü konuştum, yani çok yüklendim adama. Şu çenemi tutmayı bir türlü öğrenemedim ben. Canım, üzmeyin kendinizi. Ne bileyim, olacağı varmış. Nasıl olacağı varmış? Var. Niye ben herkesin işine karışıyorum? Esas mesele... Hidayet Bey coğrafya öğretmeni yaptık ya, ondan çıktı. Biliyorum. En çok ona kızmış. Ama biz de ne yapsaydık canım? Biricik'in göz göre göre okuldan alınmasına göz yumamazdık ki yani. Emin Bey'in de biraz yardımcı olması gerekiyordu. Değil mi ama? Değil mi? Yani bu çocuğun gidişini mi seyretseydik biz de? Ah be adam, ah be, birazcık insan sevgisi olsa içinde hiç bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Hadi artık üzmeyin kendinizi. Anjiyo zaten. 2 gün sonra ayağa kalkacak, yürüyecek. Biz gidip bir kahve alalım hadi. Hem yürümüş oluruz. Var daha vaktimiz, hadi.